Dostlar, 4 Mart haftasının 3. seçkisi ne demiştik? Bu hafta böyle damardan damardan gireceğiz ve Bergen'le. Bergen'in girişte ben trafik nedeniyle 1 saat önce çıktığım yola geciktim. Son dakika girdim ama bize şöyle girişte pilavımız ve şöyle bir gülümüzle neden gül verdiler? Çünkü Bergen her zaman bütün acılara rağmen güle hala inanan insandı. 1959'da Mersin'de başlayan yolculuğu Torosların Adana'sında, Pozantı'da 30 yaşında noktalandı. Neden noktalandı? Seviyorum diyen insanlar yüzünden. Sevmenin hiçbir zaman öldürmek olmadığını, sevmek yüceltmek, sevmek çok önemli bir olgu, bir değer. Kadro müthiş güzel. Hemen söyleyelim, tek tek gidelim. Farah Zeynep Abdullah hem ortak yapımcı olarak karşımıza çıkıyor. Erdal Beşikçioğlu. Tilbe Saran, ona söz yok zaten. Nergiz Öztürk muhteşem döktürüyor resmen rolündeki gibi. Ali Seçkiner var alıcı. Müzikler Mazlum Çimen, Saki Çimen. Görüntü yönetmeni Mirsad Haroviç mükemmel. Yönetmen Mehmet Binay, Caner Alper. Bergen. Aslında o cello almak isteyip de alamadığı o çelloyla başlayan hikayesi sahneye çıkacağı için bunu anekdot olarak verelim. İsveç'te Bergen o uluslararası ünlenmek istediği için de belki düşündü ama o kader Torosların seçkin o dağlarından o acılı kaderini onda da yaşadı. Kadın olmak zor. Yaşıyoruz bunu. Bize de yaşatıyorlar. Seymi'nin Doğu'da ve bu Adana oy bölgelerde aşağıya doğru indikçe sahip Sicilya gibi böyle al kadını kafesine koy. Hatta annesi artık ona bir zarar gelmesin diye bunca yaşanandan sonra kemiklerine bir şey gelmesin diye kafese koymuş. Kadını sürekli kapatmak kafes içerisinde. Ne diyordu kadın? Sadece sesi güzeldi, enstrümanı vardı ama şarkı söylemek istiyordu. Öyle olabiliyordu. Ben yazabiliyorum, ben çekim yapabilirim, konuşabilirim. Neyle var olabilirsin? Siz başka bir şey yaparsınız. Kimi madencidir, kimi gazetecidir, kimi ses sanatçısıdır. Ama neden her şey kadınlar üzerinden aklanır? Ve finalinde binlerce İstanbul Sözleşmesi'ne rağmen cinayetleri anlatılıyor. Sonunda diyor ya, Tanrım sen Tanrısın, affedersin ama ben ihanet edeni, ben yarı yolda bırakanı, söz verip döneni affetmem. Aslında kaderler de değişik. İşte ilk karşılaştığı o güzel futbolcuyla eğer evlenebilseydi R harfi ne demektir diyor. Vites öğretirken araba bir spoiler kısa verelim. Bu çok önemli çünkü arabayı kullanmayı öğretirken işte diyor ki geri vites at bu sözümüz, bu nişan. R harfi nedir biliyor musun diyor. Abdullah. Söz. Ben senden razıyım. Ne zaman istersen o zaman evleniriz ve tarih o tarafa doğru geliyor. İzlenesi filmlerden 2 saat 20 dakika burada anlatılmakla yetmeyecek. Bergen kadınların özellikle yaşadığı, yaşatıldığı, sesimizin daha çok duyurmamız gerektiği susmayın kadınlar. Ne yaşarsanız yaşayın susmayın. Görüşmek üzere.